أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله ما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر والله الباطن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم ve aqimu salat ve atu zeka ve ma tukaddimu li enfusukum min hayrin tecduhu inda Allah ila khilaya sadakallahu l-azim. Sırayla takip ettiğimiz iman esasları, akaitle ilgili e, metni akait Ömer Nesefi'nin kısa ve özet olarak bu usulü takip ediyoruz. <laughs> Kaldığımız konu Münker Nekir'in suali meselesini en son konuştuk. İnsanoğlu kabre girdiği zaman orada İza ca'ekel melekânil evhaşânil ezrakan iki tane melek gelir. İnsanlara Rabbin kim, dinin ne, kitabın ne, peygamberin kim soru sorarlar. Vel öldükten sonra dirilmek hakkun haktır. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu yarattığı mevcudatta Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman <laughs> Kur'an-ı Kerim'de ölü toprakların gökten yağan yağmurlarla tekrar dirilttiğini, insanoğlu yok iken babasına bir nebze olarak, sonra annesine bir müddet olarak emanet edildiğini, sonra dünyada hayat verip bu hayatın tekrar yaşlılıkla dermansız hale geleceği ve ondan sonra ölümün olacağını anlattıktan sonra sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu bunların bitiminden sonra tekrar sizi dirilteceğim buyuruyor. Müminun suresinde uzun uzun ayeti kerimeler bunları anlatır. Biz özet gittiğimiz için Rabbimiz bütün hükümlerini öldükten sonra dirileceğimizi ortaya koymak için meseleleri anlatır, tabiatı anlatır, mevcudatı anlatır, canlıları anlatır, toprağı anlatır. Bunlardan sonra siz tekrar nasıl ki diriltiyorum, kupkuru topraktan yeşertiyorum, siz de toprağın altına girip yok olduktan sonra dirilteceğim. Velbâsu öldükten sonra dirilmek hakkun haktır. Yani ahiret inancı. Ahiret inancı Allah Celle Celaluhu bizi dirilttiğinde bütün bedenimiz ve eczamız da dirileceğiz. Kirpiklerin e yani kaşların kirpiklerin vücut yapısının zerresi dahi değişmiyor. Sıralaması dahi değişmiyor. Yani İbrahim Aleyhisselam döneminde anlatılır. işte birisi vefat ediyor gökteki kuşlar yiyor, denizdeki balıklar yiyor, ha ha haşerat yiyor, e ormanlardaki vahşiler yiyor. Bin havaya, bin denize, bin karaya, bin ormana dağılıyor paramparça. Mevla Celle Celaluhu bu kadar dağılanı nasıl Mevla yaratacak? Lemuhil mevta, Mevla ölüleri diriltecek. İşte meşhur dört tane kuş e dünyada gözleriyle görülüyor. Ee, kafaları yanlarında tutuluyor dört tanesi kesiliyor parçalanıyor harman ediliyor ve o, o harmandan bir kısmı alınıyor bir daha götürülüyor bir kısmı alınıyor bir daha bir kısmı alınıyor bir, bir, bir daha götürülüyor ve ondan sonra ey horoz gel ey tavus kuşu gel ey güvercin hepsi çağrılıyor onlar havada birleşiyor bakara suresinde ayetler var geliyor kafasını tak buluyor başlıyor efendim ötmeye hayat e, buluyor, yaşamaya devam ediyor. Ha, demek ki Mevla dünyada bunu yapıyor, insanlara gösteriyor, inananlar için. Ha, inkar eden için her şeyi inkar ediyor adam, her şeyi güneş yok diyor. Ha, i̇nkar edene cevap yetiştirmeye gerek yoktur. <laughs> Allah Celle Celaluhu iman ehlini anlatırken الذين يؤمنون بالغيب onlar görmediklerine inanırlar. Allah'ı görmedik, melekleri, kitapları, peygamberleri, ahireti, kaderi görmedik. Yani iman etmemiz gerekenler görmediğimiz şeyler, ahiretle alakalı şeylerdir. Ancak e, insanoğlu <laughs> iman ettikten sonra ona göre hazırlığını yapıyor. Vel-basu <laughs> öldükten sonra dirilmek hakkun. Vel-veznu <laughs> <laughs> yaptığımızın teraziye konulması. Orada sevaplar yukarıya doğru kal. Dünya terazisi yer çekimi aşağı doğru gider. Oradaki sevaplar yukarı doğru gider. Günahlar aşağı doğru gider. Vel veznu sevaplar hakkun bu da haktır. Bazıları yani illa böyle inanırsan şarttır değildir. İzahattır bunlar. Bunlar izahattır. Ahiretteki sevabın tartılmasının mahiyeti yaptığımız namazın böyle bir maddi bir hacmi yoktur. Ama ancak orada göreceğimiz bir terazi var. Yani Mevla Celle Celaluhu sevaplarımızı bir şekilde sevabın bu kadar, günahın bu kadar diye tartılacak. Orada bu mahiyeti rivayet edilir. İbrahim Aleyhisselam görmek istedi. Baktı ki olacak şey değil. Dünyayı koysa kayboluyor. Yani dehşet bir şey. Yani ahiret dünya terazisiyle tartmak zor. Oradaki mahiyet iman ediyoruz. Vel veznu tartı haktır. Vel kitabu amel defterimiz ikra kitabek oku bakalım. Kefa bi nefsikel yawme hasiba. Vel kitab amel defteri haktır. Bunlar olacak. <laughs> İnsanoğlu eee yaptıklarının hepsi kayıt altına alınıyor. Dünyadaki her şey yevme izin kıyamet günü tuhaddisu konuşacak ahbaraha. İnsanın yaşadığı ortam, çevre, geçtiği dağlar, taşlar, ormanlar, vadiler hepsi şahitlik yapıyor. Yömeyizin kıyamet günü tu haddisu konuşacak akbara ha. bu dünya haberlerini konuşacak. Filancayı burada gördüm şunu yapıyordu bunu yapıyordu namaz kılıyordu oruç tutuyordu ibadet ediyordu. Anne babasına gidiyordu cihada gidiyordu. Bu şefkat merhamet yetimin yanına gidiyordu. ...bundan hepsi olacak kitap. Yani amel defterleri ne yaptın ne ettin hepsi. Ee, ...insan i̇nsan yaptığı güzelliklerden sevinecek, yaptığı kötülüklerde nereden yaptım diye üzülecek. Onun için üzüleceğimiz bir şeyi defterimize yazmayalım. Ve mazalem Siz bir kötülük yapamazsınız. Ve lakin kendi enfusuhum Kendi tatlı canınıza yaparsınız buyuruyor Allah. Ve sualu sual haktır. Mevla Celle Celaluhu bütün mevcudatı misal 700 milyar mı 800 mi, bir trilyon mu insan var dünyada başından sonuna kadar ne kadar insan geldi Allah bilir şu kadar insan. Yuhasabül yevmel kıyame. Kıyamet günü bütün insanlar hesaba çekilecek. Hesaba çekilmek gel bakalım sen ne ey kulum ne yaptın öyle değil. Allah Celle Celal zaman ve mekandan münezzehtir. Bütün mevcudatı aynı anda hesaba çekecek. Bütün kullarını hesaba çekecek. Hesaba çekme anı Mevla Celle Celaluhu böyle ey kulum falan öyle değil. Mevla yarattığı kulunun içini dışını biliyor. Şu anda Allah Celle Celaluhu 8 milyarın hepsine hitap eder. Kuşlara hitap eder. Denizdeki balıklara hitap eder. Onlarla konuşur, cevap alır, cevap verir. Yani sen Ya Rabbi dediğin zaman... Boşluğa biz Ya Rabbi demiyoruz. Rabbimize münacat ettiğimiz zaman Rabbimiz bize bizden yakın. E peki ben münacat ettiğim anda bütün dünya efendim insanlar, karıncalar, kuşlar, balıklar, bütün mevcudat Allahu Teala Ya Rabbi hepsini duyar. Hepsine cevap verir. Bu nasıl olacak? Maddi bir izahatla anlamak mümkün değildir. Ve suali Allah'ın sorgusu suali haktır. Bunlar olacak. Ve insanoğlu sanki tek başına böyle çıkmış Allah'ın huzurunda Mevla Teala onu hitap ediyor. Hazreti Ömer bu ayrıntıyı öğrenince Allah'ım beni eğer azabım olacaksa yani günah terazim çok gelecekse bütün mevcudatın karşısında rezil olmaktansa hemen transit cehenneme girmeyi yeğlerim diyor. Yani cehennemi talep eder manasında değil. Buradaki mesele nedir? Bütün insanlara rezil olmak var. İnsanoğlu dünyada kendisini bir şey zannediyor. Bir kariyer, bir ünvan, bir yapı. Fakat efendim kimsenin bilmediği öyle işler bu sefer Mevla mahşerde onların hepsini dökecek ortaya. Ak ah, siz bunu böyle zannediyordunuz ama siz bunu büyük adam zannediyordunuz. Bu şöyle biliyordunuz, böyle biliyordunuz. Fakat Mevla her şeyi biliyor orada dökecek ve sual, sual haktır. Onun için <laughs> Ya Rabbi bizi mahşerde bir rüsva eyleme diye hep dualar edilmiştir. Allah ahiretin mahcubiyetinden muhafaza eylesin. Dünyada da selametler nasip eylesin. Vel havz inna atayna kel kevser <laughs> fe salli rabbike venhar... Biz sana kevseri verdik havzu kevser. Hakkun haktır. Yani Cennete girmeden evvel mahşerde insanoğlu kabirden kalkınca dünyada tahmin edilmesi mümkün olmayan açlık ve susuzluk olacak. Mahşerde su yok, mahşerde yiyecek yok, mahşer etrafı dar, tozlu bir yer, güneş tepede kaynıyor. İnsanın oradan kurtulması, sebatun yuzulliyumullah fi zilliyum la hiçbir gölge yok illa zillullah zillu arşihi Allah'ın celle celalun gölgesinden başka ham sancağı dediğimiz. İşte orada eğer sen imanısa kamil olamazsan ona giremeyeceksin. Giremedin mi de Allah muhafaza vesileyle biz imanımızı kurtaracağız. Ne yapıp ne edip? Ve la temutun sakın ölmeyin. illa ve entum muslimun, müslüman olarak ölün. Vel havuz işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın başında bekleyeceği havzı kevser. Oradan içen kişi daha ebedi susamayacak. Yani cennette susuzluk, açlık yok. E cennette su var, yiyecek var. Nimet içindir bunlar. Bir acıktım da su içeyim. O zaman yine aziyet, meşakkat olacak. Yorulmak yok, acıkmak yok, sus. Orada hep nimet için olacak. Yedikler, içilenler zaten vücuttaki karaciğer, akciğer, böbrekler, efendim pankreas, kalp efendim kan, irin e bunlar hiçbirisi yok. Nefes almak böyle böyle olaylar yok orada. Yenilen sadece burada yeniliyor, lezzet oluyor, muazzam bir lezzet oluyor. Muazzam bir vücut yapısı oluyor. Sadece nimet oluyor. Orada dışkı falan yok, çöp yok. Müthiş bir olay. Vel havzu, havzi kevser ise işte onu içen daha ebedi susuzluk çekmeyecek. Vassıratu, sırat köprüsü dediğimiz sırat köprüsüne herkes uğrayacak. Kimisi oradan e, yıldırım gibi geçecek. Kimisi e, <laughs> suratlı koşan bir at gibi geçecek. Yani atın sırtındaki böyle suratle geçecek. Kimisi yürüyerek geçecek. Kimisi ise işte, ve kelubun diyor böyle çengelleri var adam. Bin sene sürecek, iki bin yıl sürecek, üç bin sene sürecek. Allah alem. Gidiyor ancak bir de çengeller var böyle keskin demir çengeller takılıyor vücudunu parçalıyor kolunu kesiyor kurtulmak mümkün değil geçemiyorsun başka efendim yoksa aşağısı korkunç bir cehennem görülüyor orada gürül gürül yanıyor ateş Aman Allah'ım, katırlar gibi akrepler ve yakıyor insanı, mahvediyor, ısırıyor. Isırınca e, cehennemin azap efendim yılanları, akrepleri bir damla zehrini dünyaya dökse dünya yok oluyor. Vasratu sırat hakkun haktır. Sırat köprüsünden geçilecek. Çünkü dünya yapı itibariyle aşağıda kuyunun dibine benzetilir. 500 metrelik metrelikte bir uçurum kuyu sağdan solmak çıkmak mümkün değil yani onun dibinde e, merdivenle uzatamıyorsun yani elini uzatamıyorsun o kadar 500 metrelik merdivenlerde ne yapılacak güçlü bir urgan bir ip o ipi ona gönderirsin o da o ipi beline dolar bir de düğüm atar iki eliyle yapışır oradaki 50 kişi 100 kişi efendim o ipi çektiler mi? efendim dışarıya çık hablullah ilmetin diyor Allah Kur'an-ı Kerim'e. Allah'ın güçlü bir ipi bu. Yani cennetten sarkıtılmış dünyaya namaz, oruç, zekat, ibadet, taat, efendim içki, kumar, faiz, da ne oluyor? Çürük ip oluyor. Yani onu çürütüyor o ipi. Yani ipi şöyle ucuyla tutmaya kalkışsan, o böyle tutsan ben Müslümanım. Namaz yok, ibadet yok, taat yok böyle. O seni çık çıkartamaz. Böyle tutsan elin yorulur efendim addu aleyha bin nevaciz ve atasımu bi hablillahi cemiyan diyor hep beraber yapışın ve la teferraku peki vel vel veznu vel kitabu vel havuz ve sırat, sırat köprüsü haktır vel cennet, cennet hakkun ve nâre hakkun, cennet var şu anda ya e Adem Aleyhisselam cennete konuldu. Cennette rivayet 400 sene kadar kaldı. E var ki cennete konuldu. İşte cennet var mı yok mu şu anda mevcut mu değil mi? Ya bu garip oluyor biraz. Yani cennet yoksa Adem Aleyhisselam neredeydi? Nereye konuldu? Kul nehbi tu minha cemia cennetten inin diyor Mevla Teala. Cennetten dünyaya gönderildi. Cennetin varlığı şuna benziyor. Yani ey insanoğlu bizim esas evimiz orası. Yani bir baba bir güzel ev yapar, evde ee, ...çoluğunu çocuğunu işte 4-5 tane evladı var... ...onları aldı pikniğe götürdü... E, ...piknik dediğiniz orada bir şey yok... ...açık alan dediğim piknik yeri... ...dünya üstü açık, sağ açık, sol açık... ...yerler, seller, depremler, felaketler... ...güvensiz bir yer burası... Ya yani ne olacağı belli değil... ...yağmurlar yağmıyor, yağmurlar yağıyor... ...susuzluk oluyor, su. bakıyorsun deprem oluyor... ...yerler oluyor, dolu yağıyor... ...kasırga oluyor, felaket oluyor... heyelan oluyor... Uuu. Ya burası güvenli bir yer değil bizim ev cennet. İşte bir baba da çocuklarını pikniğe götürdüğünde burası çok güzel diye çocuğunu orada bırakmaz. Çünkü açık alanda. İşte peygamberler bunu diyor. Bizim evimiz cennet. Biz burada duramayız. Buradan gitmemiz lazım. El <laughs> Cennet ve cehennem. Ve huma mehlukatan il an. Şu anda mevcuttur. Ve yaratılmıştır. Vardır. Vardır şu anda. Ve bakiyetani la tenfiyani ve la yefna Onlar yok olmayacaklar. Yerler gökler. Ayinde Sidretin Münteha Necim suresinde mevcut şu kainatı mevcut kainat olarak düşünecek olursak mevcut kainat yok oluyor. Mevla onu yok ediyor. Yevmenat bis sema katayisi kutub yerleri gökleri yok edeceğim buyuruyor Allah. E, indeha o mevcut alemin ötesinde cennetül meva diyor. Ha demek ki Mevla bu kainatı yok edince kainat yok oldu. İndeha cennetin cennet orada. Allah alem. Yani dünya ile bağlantılı değil. Yani kainatın içinde değil. İndeha diyor. İşte orada cennetül meva oradadır diyor Necim suresi. Bunları açıklıyor. Uzun gider o meseleler. Anlaşılan o ki yevmen sema ye gökleri diyor. Ketayisi cilli lil kütüb dosyaları katladığımız gibi katlayacağız. Bunu dosya kabul edecek olursak. Mevla bu kainatı katlıyor, yok ediyor. Ancak e, cennet dediğimiz bunun fevkinde oluyor. Fevkinde olunca da bu sefer cennet baki. Burada ne diyor? El cenne hakkun ve nara ve umme mahlukatani ilan mevcut. Mevcudetani mevcut. Bakiyetani baki. Ecdadımız İslami ilimlerle çok olduğu için kelimelere baktığımızda da aynı Türkçe gibi kullanıyor. Adamın biri Çin'e gitmiş. E orada uzun bir zaman kalınca tabii milletin o konuşu farklı. Orada bir kedi miyav diyor öte, Aa Türkçe konuşuyor demiş. Yani tanıdık bir ses gelince ee, Türkçe. Ve mahluk etani. yaratılmış el Mevcut. Baki. baki Türkçe kelime. La tenfiyani ve la yefne Onlar ee, yok olmayacaklar. Ve la yefne ehluhuma. Cennette olanlar ve cehennemde olanlar da yok olmayacaklar. Cennette giren ebedi kalıyor. Cehenneme giden cehennemde ebedi kalıyor. İman ehli cehennemden çıkartılıyor. Cehennemin diğer katmanları vardır. Mesela cehennem ve yukhrajuna minen nari cehennemden çıkarılacak ve fi kalbi ve min iman zerre kadar imanı olanlar. Kafirler mutlak kafirler diyecek ki hani siz de Müslümanım diyordunuz cehennemde beraberiz. Aradan o kadar zaman geçmiş. Bin sene, on bin sene, elli bin sene. Mevla Teala ve Kadis oradan zerre kadar imanı olanları çıkarınca işte o zaman kafirler mutlak kafirler zerre kadar iman etmemiş. Onlar diyecekler ki ya azıcık da bir iman etseymişiz demek ki ebedi kalmayacakmışız. Ne yaptık biz diye. Hayatım boyunca hep yalvarırım ne olur. Haram ve helal hususunda hatalarımız varsa hiçbir Allah'ın emrini inkar etmeyelim. Şimdi gelecek o konu. Hiçbir Allah'ın hükmünü de basit görmeyelim. De iman dairesinde kalalım. İman zor bir şey değil. İman ettim diyeceksin. Ya Rabbi bunlar senin farzlarındır. Bunlar da senin haramlarını kabul ettim. Ancak şu hataya düşüyorum. Beni affeyle ya Rabbim. Beni affeyle ya Rabbim demek kolaydır. Mevla affı da geniştir. Şimdi tam ar arz ettiğim konu... <laughs> Demek oluyor ki cennet ve cehennem haktır. Onlar mevcuttur, yaratılmıştır. Onlar yok olmayacaklar. Kainatın yok olmasıyla kainatın e, dürülüp katlanıp yok olmasıyla cennet ve cehennem yok olmuyor. Onlar baki kalıyorlar. Mevla'nın mukadderatı budur. Ve ondan sonra mahşer kurulduktan sonra cennete giren, cennette cehenneme giren, cehennemde <laughs> kalıyor. Cezre kadar imanı olanlar çıkarıldıktan sonra cehennemin kapıları tamamen kapanıyor. <laughs> Hatta Bukhari hadisidir. E, ee, Cebrail aleyhisselam cennet ve cehennem arasında herkesin göreceği bir şekilde bir koç getiriyor. Ölüm. Diyor ki bu azel mevut. Bu ölümdür diyor. Onu kesiyor. İşte diyor ölüm dediğinden mefhum kalkmıştır. Ölüm yok artık. Daha ölümsüz ölüm yok. Ebedi halidine fiyâ beda. Cennette ebedisiniz. Cehennemde ebedisiniz. Ancak bu bahsettiğimiz cehennemdekilerinde son neferi çıkarılıp artık ondan sonra mutlak Küfür üzerine ölenlerin üzerine cehennem kapanıyor. Vel kebira. Büyük günah. Bu da mühim bir meseledir. <laughs> Az önce işte bu konuyu izah etmeye çalıştık. Konu hemen geldi. La tehrucul abd minel iman ve la fil kufr. Kişiyi imandan çıkarmaz bir insan. İçki içse. Sen ne yapıyorsun dediğimizde. Ya dua et de Allah beni kurtarsın. Bak bu kişi içkinin haram olduğunu kabul ediyor. İman ediyor. Fakat büyük günah işliyor. Şaribül hamd ki abidil ve sen içki içen puta tapan gibidir. Yani haram işliyor, günahkar oluyor. Fakat onun günahını kabul ediyor, tasdik ediyor. Yanlış olduğunu ikrar ediyor. Yani içkidir, kumardır, faizdir, zinadır, gıybettir. Kadın erkek karışık olmaktır, efendim müziklerdir. İsyandır Allah'ın emrine karşı gelmek. Biz bunun için gelmedik dünyaya. Vellezinehum onlar en illagvi buyuruyor. Boş işlerden yüz çevirirler. Biz bunun için gelmedik. Şimdi bunları ne yapıyorsun? Ya Rabbim tamam senin emirlerin bunları kabul ediyorum. Bunlar da senin haramlarını tasdik ediyorum dedi. Ama bir insan bunlardan birini işledi. Günaha girdi. Günaha girdi. Günahkar olur. Günahkar olur. Büyük günah işleyen kişi imandan çıkmaz. Ve la yedhulu fil küfrede girmez. Ya günahkar olur. Onun için tekrar ediyorum Rabbim Celle Celaluhu inkar belasından muhafaza etsin. Ne olur el ele tutuşalım. Rabbimize kafa tutmayalım. Rabbimizin koyduğu hükümler neyse. Şimdi bir ordu komutanı bir kural koydu. Diyor ki biz toplanacağız düşmana taarruz edeceğiz. Komutana söylüyor komutan da sana söylüyor. Biri asker diyebilir mi ki ya komutanım tamam sen git kışlaya efendim biz de çayımızı içelim kafamıza göre takılırız diye emir dinlemediğin zaman olur mu bu? Bu ihanet olur. İşte biz de Allah'ın askeriyiz. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu Habibine bildiriyor. Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve bize duyuruyor. Şunu yapacağız. Tamam yapalım. Neden gökleri ben tutmuyorum, yeri ben tutmuyorum, canımı ben tutmuyorum, damarımdaki kanları ben dolaştırmıyorum, kalbimin atmasını sağlamıyorum, sağlayamıyorum, haberim yok bunlardan. Ha o zaman bunun sahibi ne diyor? Bu helal tamam ya Rabbi, bu da haram tamam ya Rabbim. Hiçbirine itiraz etmem kabul ederim derim. Hata ettiğim zaman e, burada yanlış yaptım Allah'ım beni affet demek kolaydır. Onun için büyük günah meseleleri... Vallahu Teala Allah la yafir en yüşreke bihi kendisine ortak koşulanı affetmez. Yani helale haram demeyeceksin, harama helal demeyeceksin. Allah'ın mülkünde Allah'a karışmayacaksın. Ona efendim sen böyle hükmettin ama böyle de olur. Hükümranlık taslıyorsun sen olmaz. Patron diyor ki şunu yap. Yok sen öyle diyorsun ama böyle yapacağız. Böyle bir şey olabilir mi? O vesileyle yani inna Allah la yafir en yüşrek gibi Allah şirki affetmez ve yafiru madun ederli kelimen yehe. Bunun dışındakileri Mevla dilediğini affederim diyor. Mine segayri küçük günah olsun ve kebayri büyük günahlar olsun. Küçük günah olsun, büyük günah olsun. Şirki affetmem diyor. Şirk Allah'a karşı gelmek, Allah'ın emirlerini, hükümlerini reddetmek, helali haram, haramı helal etmek. Çünkü mülkünse ta'işüne fi mulki, benim mülkümde yaşıyorsunuz ve la bana kulluk etmiyorsunuz. Te rızkı, rızkımı yiyorsunuz ve la teşkuruli, bana şükretmiyorsunuz. Yani kullarım ben size yarınki ibadetleri sormuyorum. Siz yaşamayacağınız ömrünüzün rızkını istiyorsunuz. Halbuki yakında öleceksin ama efendim bunları istiyorsun. Haddini bil kendine gel. O vesileyle Rabbim kulum dediği güzel kulluğuna bizleri dahil eylesin. Son nefeste iman cennetiyle müşerref eylesin. Rabbim helali helal, haramı haram. iman dairesinde kalıp son nefeste iman ol kelime-i münciye. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. Ve ilâ şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi ve meşayihinel fatiha. Allah'ım ve